Şimdi şeyle ilgili bir şey söylemedim de yani aslında şu an Aziz Yıldırım aleyhine hiç laf edilmiyor aslında Beyaz Futbol'da. Ya bazen böyle dediğiniz laflara biraz dikkat edin ya. Çok fazla böyle bazen şey oluyor yani hani söylemiyorum ama. Herkese merhabalar. Takipman TV kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda çok değerli bir konuğum var. Kıymetli abim Onur Yıldız, Beyaz Futbol moderatörü. Abicim hoş geldin. Evet, nihayet seninle bir video çekme şansı buldum. Bence yani... Programdan daha çok heyecanlıyım. Programda bu kadar heyecanlanmıyorum. Ne olacağını çok merak ediyorum, biliyor musun? Çok güzel bir şaka yapacağız Rasim Ozan Kütahyalı'ya. Şu an kafamızda bir plan yapıyoruz. Onu arayacağız. Aziz Yıldırım şakası yapacağız. Videoya başlarken sizden ricam like atsınlar. Şu videoya 50 bin like, 100 bin like gelsin yani. Aynen. Bir de abone değilseniz abone olun. Şimdi şakamıza direkt biz başlayalım. Ben heyecanlanmaya başladım. Siz de arkanıza yaslanın, şöyle bir şaka başlasın. Onur'um nasılsın? Rasim'cim iyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyidir. Ne yapıyorsun? Keyfin yerinde. İyi valla. Ya ben de bilemedim müsait misin değil misin? Kadıköy'deyim. Kalamış tarafında. Bir yerde oturuyoruz bizimkilerle de. Aziz Yıldırım'la karşılaştım. Ondan sonra dedi. Harbiden. Valla. Dedi ne yapıyor sizinkiler falan filan. Rasim Masim. Valla. Valla mı? Kalamış manita mı falan mı? İki dakika sonra onu yanıktan arayacağım seni de. Aynen Kalamış şey neydi buranın adı ya? Seni gördüm. Ha ondan sonra diyor dedi bir şey ara ona bir şey söyleyeceğim dedi. Ben dedim bir kenara gideyim önce seni arayayım ondan sonra hani müsait misin? Aziz Bey. Ha aynen bir şeyler söyleyecek bana sana. Bana bir şey mi söyleyecek? Ne söyleyecek ki? Bilmiyorum ben ona söyleyeyim dedi. Ondan peki sonra şey bir dakikaya arayayım mı yanına gidip seni? Peki şey mi? Yani ha yok keyifli şey değil öyle bir şey olsa zaten hani ben bir sıkıntı var mı diye şey yapardım. Ya ona bir şey söyleyeceğim size. Aynen arayayım mı bir dakika sonra yanından seni? Olur tamam okey konuştum. Tamam. Tamam. Tamam hadi arıyorum. Telefonunu şey tut bekle arıyorum. Ya da numara ver istersen o senin yanında arasın sen yanında dur. O da olabilir. Ya o da olabilir de şey dedi tamam, bir ara bana ver dedi şimdi onun dediğini tamam, yapayım. Tamam yok sen hallet tamam. Sen hallet tamam okey. Bir dakikaya arıyorum seni. Tamam okey bay bay. Tamam. Yedi. Bana dedim ya bana güvenir. Alo. Alo Rasim'im. Başkan Aziz Bey yanımda veriyorum başkanı. Tamam. Hadi. Hocam, tamam. Bana mı? Alo. Başkanım nasılsınız? Sağ ol Rasim'cim nasılsın canım iyi misin? İyidir başkanım sağ ol. Siz nasılsınız? İyisiniz? İyi vallahi çok şükür sağ ol. Bursa'da mısın öyle duydum Onur'dan öyle söyledim. Efendim? Onur, Uludağ'dayım. Ne yapıyorsun? Uludağ'da ne yapıyorsun? Tatil yapıyorum çocuklarla. Vallahi hayat sana güzel. Vallahi hayat size güzel abi. Vallahi çalışalım sizi şey yap. Ya ben sana ne söyleyeceğim? Geçen Ahmet programda şey söyledi. Geri dönecek falan. Böyle şey nereden duymuş Ahmet ya? Ulaşamadım ben ona. Yani yok sen ulaşırsın başka Ahmet Çakır ulaşmak zor değil ya. Ya öyle değil. Şimdi ya ulaşmanın bir durumu yok da bu yok Aziz Başkan geri dönecek falan diye bir şeyler konuştunuz şeyiniz. Programda bundan dolayı söylüyorum mesela. Yani ona herhalde kendince bir teori yapmışsın. Sen geri dönmeyi düşünmüyorsun herhalde hiç anladığım kadarıyla. Yani, yok. Yani şöyle söyleyeyim ben şu an biliyorsun taraftarlar da şu an istiyorlar eskisi gibi. Yani bir yeni bir meşale yakabiliriz diye düşünüyorum sonuçta. Her şey olacak şeyler yani bunlar Rasim. Evet. Ya vallahi istersen Ahmet Çakar ulaşamadı mı sana? Onur Ahmet Çakar'la konuşturamadı mı seni? Ahmet Çakar'ı aratmadı mı? Ben arattırdım. Ahmet açmadı telefonu. Şey vardı herhalde. Yanında biri de vardı. Ulaşamadım şu an görüşemedim dedi. Senle dedim Rasim'i al bakayım. Rasim'i biliyordur belki yani sıkı fıkasınız diye düşünüyorum o yüzden. Yok öyle bir şey yok ama herhalde o biraz şeyden söylemiştir öyle açık ara herhalde Aziz Yıldırım geri dönecek vesaire ve kendisi spekülasyon yapmış olabilir. Ya bak ben şöyle söyleyeyim bak Rasim'cim ben her zaman zaten izliyorum sizin şeye bazısına denk geliyor çocuklar da açıyor güzel makara tukola yapıyoruz ama ya bazen böyle dediğiniz laflara biraz dikkat edin ya çok fazla böyle bazen şey oluyor yani hani söylemiyorum ama sizin şeyle ilgili bir şey söylemedim de yani aslında şu an Aziz Yıldırım aleyhine hiç laf edilmiyor aslında Beyaz Futbol'da. Ama dönmeyeceğim falan da dedin sen bir daha dönmeyeceğim dedin vesaire ha. Ya bakacağız ya şimdi taraftar bakıyorum hep istiyor. Aziz Başkan geri gelsin falan diyor ama şimdi yani istediğin kadar yönet ve yönetme topçular oynarsa oynar kardeşim bizim hani şeyde gözümüz yok. Yani zaten biz 20 yıl yapacağımız kadar yaptık Asim biliyorsun sen. Yani bundan sonra Fenerbahçe kazansın istiyoruz biz. Sen ne diyorsun? Gelsek mi gelmesek mi? Vallahi bilmiyorum. Biz Ali Koç'tan biz Galatasaraylılar memnunuz. Ali Koç'tan memnunuz Galatasaray olarak ama onu bilemem tabii yani.
Yani senin de tabii son dönemden de memnunduk ama kendi açımızdan memnunuz tabii. Yani şimdi sen ya tabii sen şimdi şöyle söylesin ama şimdi ya baktığımız zaman tabii taraftar çok fazla istiyor. Böyle lazım yani bu son zamanlarda sadece Fenerbahçe'de değil, baktım ya Galatasaray, Beşiktaş falan bunlar dalmadı ama Trabzon gidiyor şu anda vallahi. İşte hepsine birden başkan olacaksın. Ya ben kendimden ziyade ben Türk futbolundan başlıyorum. Bu konuşma normal. Sen federasyon başkanı bulan falan mıydı? Türkiye Futbol Federasyonu. Ben diyorum ki yani sonuç olarak hani şey gibi düşün, esnaf gibi düşün. Herkesin dükkanında müşteri yok, anladın mı? Yani bizim takımın dört liglerde de yok. Bir Trabzon geçiyor şu an. Başkan ben burada kayıyorum da seninki benden daha kayma olmaya başladı. Yani bütün federasyon başkanlığı falan düşünüyor galiba. Yok bizim o taraflarda bezimiz yok be ya. Rasim sen şimdi böyle yani hiç... Ya, nereye getirdin olayı? Sen de var ya yaptın yani kendini. Bana yani tuhaf bir konuşma olmaya başladı bu artık. Bilmiyorum Aziz Yıldırım mı? Karşımda taklitmen falan onlardan öyle bir çocuk varsa biliyor musun ya taklitmen diye. Ya, herkesin taklitini yapıyor. Ya beni taklit edip duruyor çocuk da yani. Beğeniyor musun? Çok orijinal bir çocuk ha. Ya. Bak senin gördüğüm en iyi Aziz Yıldırım taklidi. Ya canımı çok sıkıyor. Ben eskiden çok şey yapıyordum. Böyle şaka maka yapıyordum da. Bana izlettiler. Hiç kızmıyordum. Ben de eşin ya çocuk bir sonuçta. Ben genç adam yani. Çok başarılı. Birebir yapıyor seni. Anlaşılıyor bak ya. Evet, sağ ol koçum benim. Razım abi. Razım abi. Güzel aferin taklitler. Bravo. Razım son anda anladın ha. Anladım. Konuşmadın gidişatından anladım. Ama yoksa eğer birebir bak bütün diğer arkadaşlara da kırmayalım ama yani diğer hepsinden iyi. Çok iyi birebir yapıyor. Konuşmanın içeriği saçmalayın. Abi sen konuşma saçmalayın çalışıyorsun. Kaya gittik oraya gittik bak. Kayak sen daha kayıyorsun falan derken öyle gittik yani. Tamam. Sen fazla kayıyorsun Rasim. Yanlış yerde kayma bak. Canını sıkma benim. Rasim abi. Rasim abi bir şey diyeceğim ha. Ben şimdi bunu Onur abiyle birlikte YouTube'a çektik de yayınlayacağız benim kanalda. Ulan benden habersiz bir YouTube mu yaptınız ya? Ya adamsınız lan. Hayret bir şey ya. Yayınlayacağız ama. Ya oğlum iyi de ya şimdi ben onu daha tatile gelmişim. Ben de ya bana kalsa yayınlama. Ama nerede çektin öncesi? Kaydettiniz mi? Abi şu an biz stüdyodayız abi. Şu an hepsini çektik. Ulan ne adamsınız. Kalamış malamış her numara var yemin ediyorum. İlla yayınlamak istiyor musun? Çok istiyor musun? Abi yayınlayalım yani. Senin gibi bir adam aramışım yani. Başta yedin yani şimdi. Ya yani bana kalsa yayın. Tamam abi bir şey demiyorum. Yani sevgili Rasim. Sevgili Rasim. Tamam baba okeydir. Tamam. Sevgili Rasim. Onur orada benim canım kardeşim Onur var. Onu kıramam ama bana kumpası kurdunuz. Hak ettin. Tam kumpası kurdunuz ya. Çok öpüyorum. Abi seviyorum seni. Sağ ol abi. İyi seneler. Çok başarılısın. Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Eyvallah. Sağ ol abicim. Görüşürüz Rasim'cim. Evet. Sana bir şaka oldu abi. Bence başta yedi sence abi. Kesinlikle yedi. Bence başta yedi çünkü kesinlikle normal yedi. Sonra böyle bir temkinli olmaya başladı. Ondan sonra şey anladı. Hep vardır ya şakayı yiyenler. Ha. Aslında ben yemedim moduna girdi. Ha, aynı moda sonra girdi. Ama ben... gördüğünüz gibi Rasim Ozan gibi bir adamı bile trolleyebiliyor. Taklitmen. Vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım siz şakayı beğenmişsinizdir. Ben çekerken harbiden güldüm bir de bir anlamda böyle bir tırstım. Aynen. Yani Rasim bu ne diyeceği belli olmaz. Yine şimdi ailesiyle falan beraber tatil modunda biraz daha yumuşak geçti. Özel uçak modunu almış. Ben öncelikle Onur Yıldız abime çok teşekkür ederim. Yani bu şakayı yapmam da bana en büyük yardımcı oldu. Direkt onun telefonundan yaptık. Yoksa ben nerede bulacağım Rasim Ozan'ın numarasını? Yok benden istersin verirdim. Eyvallah. Asıl eyvallah. Ben teşekkür ediyorum. Yani kendisiyle çok uzun zamandır hani hayranıyım kendisinin. Abonesiyim, takipçisiyim hem Instagram'da hem YouTube'da. Uzun zamandır böyle bir şakayı yapmak istiyordum bizim yorumcularla. Bugüne nasip oldu. Devamı gelir mi? Çok ben canlı yayında bir şaka düşünüyorum ama tabii bu video yayınlandıktan sonra çeker bilemiyorum şu an söylemeyeyim ama çok güzel peki. Bir kupas var içinde güzel bir şey var yani kafamda. Sana çok teşekkür ediyorum. Sürprizi kaçmasın. Ben de sürprizler geliyor. Buradan bir şey söylemek istiyorum. Beyaz Futbol YouTube kanalının linkini aşağıya bırakacağım. Açıklama kısmını da bırakacağım. Ve ayrıca bizim çektiğimiz bir video var. Yeni yıl mesajı Beyaz Futbol YouTube kanalında olacak adı. Onu da tıklayıp hemen videodan sonra tıklayarak izleyebilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim Onur abi. Asıl ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi like seneler atmayı, tekrar. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.